Önemli kriterlerden bir tanesi hayvana yönelik şiddettir. Hı. Yani küçük, çok küçük çocuklarda merak için değil. Yani hepimiz kelebeği, sineği filan kanadına filan bacağına bakmışızdır. O başka mesele. Ya da kuşa bilmem. Ama içini görmek için özellikle de nasıl ölüyor acaba, o ölüm şeklini gözleyebilmek için kuşu, kediyi, tavuğu şey yapan, öldüren ya da onun yanında hayvan kesiliyorsa, diyelim ki işte tavuktu, işte koyundu vesaire. Kurban bayramı onu seyrederken mesela rahatsızlık duymayan ama ve de ondan ayrı bir keyif aldığını fark ettiğiniz anda o çocuk gerçekten çok riskli bir durumda. Allah ve Allah. Mutlaka profesyonel destek almak lazım. Hiçbir zararı yok, bilakis faydası var. Yani bu çok önemli bir şey. Hayvana yönelik çok şiddet. Önemli bir nokta söylediniz. Yani çocuklarımızı bu anlamda çok ciddi bir gözlem altına almakta fayda çocuktur, var. Çocuğun merak eder ilerleyen yani yaşları nasıl bir şey yapıyor? Yani bu sadece neden merak yapıyor mı, yoksa bundan keyif mi alıyor? Onu tabii gözleyebilmek peki, lazım. Peki mesela böyle bir şeyi fark ettik. Evet. Allah korusun. Çocuğumuzda böyle bir şey. Pedagoga gidilecek. Bir pedagoga gittiğimizde tabii hani bu çözülebilir, evet, tedavi edilebilir bir şey tabii mi? Tabii ki tedavi edilebilir bir şey.